Bir boyada ne ararsınız? Antibakteriyellik, dayanıklılık, leke tutmaması. Hepsi Permomax antibakteriyel ipek mat iç cephe boyasında. Permolit boya. Hayatı anlamlı kıranlara, hayata anlam katanlara, geçmişin tadını geleceğe taşıyanlara, bakkal tadından market arayanlara, özel zamanları değerli kılanlara, hayatı seven, tadını çıkaranlara, her günü özel yaşayanlara, market reyonu, özel günle özel kuru yemiş paketleri, çikolata çeşitleri, alkollü alkolsüz içecekler, hayat kuru yemişleri, kuru olsa da adı, hayatı taze kılanların adresi. Hayatın tadı burada. Yılların alışkanlığı, kalitesinden, geleneğinden ödün vermeyen, günlük taze sebze ve meyve reyonu, et reyonu, geleneksel hellim, peynir ve zeytin ürünleri. Aradığınız her şeyi bulabileceğiniz, hem kalitesiz hem de geleneğiyle bütçenizi düşünen kalite ve ucuzluğun adresi. Reis Süpermarket. Alışverişi keyfe ve kazanca dönüştüren market. Başbakan Ersan Saner, Facebook, YouTube ve Twitter kanallarında canlı yayın olacak. Az sonra programımız başlayacak. Bizden ayrılmayın. Hayatı anlamlı kıranlara, hayata anlam katanlara, geçmişin tadını geleceğe taşıyanlara, bakkal tadından market arayanlara, özel zamanları değerli kılanlara, hayatı seven, tadını çıkaranlara, her günü özel yaşayanlara, market reyonu, özel günle özel kuru yemiş paketleri, çikolata çeşitleri, alkollü alkolsüz içecekler, hayat kuru yemişleri, kuru olsa da adı, hayatı taze kılanların adresi. Hayatın tadı burada. Evet sevgili Kırmızı Postası TV'de Facebook'tan, Twitter'dan ve YouTube'dan gündem özel programımız canlı yayınlanıyor. Ben bugün Başbakan Ersan Saner'i stüdyomuzda ağırlayacağız. Sorularımızı soracağız kendisine. Bizleri izlemek isterseniz dediğimiz gibi Facebook'tan, Twitter'dan ve YouTube'dan izleyebilirsiniz canlı bir şekilde. Öncelikle Gökhan'a ve Sayın Başbakan'a hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz efendim bu arada. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Ekranları başından bizi sosyal medyadan izleyen tüm vatandaşlarımıza da iyi bir gün dilemek istiyorum. Ben böyle programın açmanın da verdiği yetkiyle ilk soruyu da ben sorayım o zaman. Tabii şimdi yoğun programımız var. Bize de vakit ayırdınız. Öncelikle onun için teşekkür edelim ama en çok konuşulan konu ki konuşacağız bugün programda süremiz yettiğince kurultayı, erken seçimi, ülkenin gündemini, koronavirüs mücadelesini bunları tabii ki konuşacağız ama onun öncesinde en son gelişmeyle başlayalım. %30 elektrik zammı önerisi. Zam önerisi konuşulduğu günden itibaren sizin dışınızda zaten başbakanın haberi yoktu ve başka bakanlar da diğer bakanlar da çok fazla bu %30 diye söylemler vardı. Gerçekten haberiniz yok muydu ve tavrınız nedir %30'luk elektrik zammına?
Evet, şimdi tabii %30 elektrik zammı konusu ben de medyadan öğrendim. Ve bunu dün kendilerine de söyledim. Tabii bu bir zam konusu değil. Elektrik kurumunun gerek müdür gerekse de yönetim kurulunun yaptığı çalışmaydı. Ve bunun birden basınla paylaşılması beni de derinden üzmüştür, bunu söyleyeyim. Ancak bu herhangi bir zam yapılacaksa bir ülkede, o kendileri kurum olarak görüşlerini ortaya koyabilirler. Ancak bunun bir de fiyat analizlerinin yapılması gerekir. Çok net bir şekilde henüz bu fiyat analizlerini biz görmüş değiliz. Bu fiyat analizlerini görmeden de benim başbakan olarak herhangi bir tavır sergilemem mümkün değildir. Emniyetin yetki sizde efendim. Değil mi? Tabii ki bakanlar kurulundadır. Bak Sayın Bakanı da, Başbakan Yardımcısını da bu konuda müdürde birlikte kendisinin haber olmasından dolayı ve bana bahsetmediğinden dolayı da dün Bakanlar Kurulu'nda sözlü olarak bunun çok daha etik olmadığını kendisine ilettim. Her ne kadar görüş olsa da bunun vatandaşta çok ciddi bir infial yarattığını ben de biliyorum. Politikada bazen böyle şeyler olabiliyormuş demek ki. Ama bunun olmadan bizim aramızda paylaşılması gerektiği de çok net ortada. Sonuç itibariyle dün Bakanlar Kurulu'na ilgili arkadaşlarımız geldi. Fiyatların nasıl bu belli noktalara gelmesi gerektiği konusunda kendi argümanlarını ortaya koydular. Bir tek gerçek varsa petrol fiyatında ciddi bir artış olduğu yönündedir. Yani 2019'dan beri, 2019'dan beri herhangi bir zam yapıldığı yok. Ama bu vatandaşımıza zam olarak yansıması konusunda bizlerin ne yapacağına karar vermezden önce maliyetlerin önümüze gelmesi gerektiğini ifade ettim. Dün Bakanlar Kurulu'nda ortaya konulan rakamlara ek daha rakamlar istedik. Ve bugün de Maliye Bakanımız yurt dışında, biliyorsunuz Dursun Bey. Onun için bir önceki Maliye Bakanımız olan Olgun Bey'i de bu konuyla ilgili görevlendirdim. Bugün öğleden sonra kurum ve Olgun Bey bu konuyu tekrar görüşecekler. Ona göre bize bilgi gelecek. Bir şubbaşı durum olabilir mi? Tabii burada çıkacak rakamlara göre bunu konuşacağım. Öncelikle %30 bir zam kesinlikle olmayacağını söyleyeyim yani. O şey net. %21'i vatandaş. Şimdi burada herhangi bir rakam konuşabilmem için önce benim bilgi sahibi olup fikir ortaya koymam lazım. Şu anda ben o bilgiye sahip olmadığım için, önüme rakamlar net gelmediği için bunu çok konuşmak istemiyorum. Ama sadece elektrikte değil, birçok kurum ve kuruluşta da bu tip olaylar, yani kar fayda analizleri yapıp maliyetleri de göz önünde bulundurarak, çünkü bu maliyetlere birçok şey daha ekleniyor. Yani sizin görünmeyen masraflarınız vardır, kayıplarınız vardır, personel maliyetiniz vardır, emeklilere ödediğiniz rakamlar vardır, ama her şeyi de tekrardan değerlendirmemiz gerektiği düşüncesindeyim. Çünkü bu maliyetleri aşağıya çekmek için tüm halkımızın faydasına birçok konuya da dokunmak gerekecek gibi görünüyor. Dolayısıyla şu anda bu tabloyu net görmeden burada herhangi bir şey söylememin doğru olmadığını düşünüyorum. Ancak kesin söylüyorum, %30 gibi bir zam asla olmayacak. O net. Tabii sizin başbakan olduğunuzdan bugüne işte aşılarda bir rahatlama, eğitimde bir yüz yüze eğitimin başlaması noktasında bir takım çalışmalar. Ama böyle zaman zaman şeyi gözlemliyorum ne yazık ki ben. İşte önünüzde bir kurultay var, geleceğiz onlara. Belki arkasından bir erken seçim olur, onu da konuşacağız ama yani siz elinizden geldiği kadar gemiyi düzgün tutmaya çalışan bir başbakansınız. Kolay bir dönemde de devralmadınız bu başbakanlığı. Yani böyle zaman zaman hükümet ortaklarınızdan sanki de bu açıklamaları biraz böyle yıpratmak için mi oluyor Sayın Başbakan? Yani Maliye'nin elektriğini keseceğim, işte filan başkan olursa ben yokum. Yani Erhan Bey bunu, böyle bir algı var kamuoyunda. Yani siz sonuçta %30 ya da %20 zam yapan, elektriğe zam yapan, faiz zam yapan ve eleştiri işte target olacak, hedef haline getirecek biri mi haline getirmeye çalışıyorsunuz? Bir gazeteci olarak ben bunu böyle yorumlamaya başladım. Yani şimdi oturup baktığımızda tamam bir sürü sıkıntılar var ama kötü de gitmiyor. Bu da bir gerçek. Yani evet, sıkıntılar var. Yani bir önceki hükümette güllük gülistanlık değildi. Ondan öncekinde de güllük gülistanlık değildi.
Bunu düşündürüyor mu bu sizi? Bunu sormak istiyorum Canan'ın sorusuna ek olarak. Şimdi tabii bazen siyasette böyle şeylerle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Burada ben herhangi bir art niyet aramak istemiyorum. Dolayısıyla herkes görev yaparken kendi o anki ruh halinden dolayı da bazı şeyleri söyleyebilir ama bunun nereye gittiğimizi de biz siyasetçileri iyi algılamamız gerekiyor. Ben hep olaylara pozitif bakmayı seven birisiyim. Sonuç itibariyle negatif olaylara yaklaşıp kırıcı olmak yerine olayı nasıl pozitif yaklaşıp çözüm üretebilirim onu daha çok önemsiyorum. Buralarda da aynı şekilde davranıyorum. Ancak yapmış olduğumuz açıklamaları daima iki kere düşünmemiz gerektiğini ifade ediyorum. Böyle her gün kameralar karşısında açıklamalar yapmanın da halk için çok da faydalı olduğuna inanan bir kişi değilim. Onun için ben de öyle çok bütün yaşamım boyunca, siyasi yaşamımda dahil tabii buna, öyle basından siz de biliyorsunuz çok ilişkilerim iyidir ama öyle çok sürekli televizyon ekranlarında falan değil. Evet, mümkün olduğunca bu konularda zaman içerisinde çıkıp doğru bilgileri hemen paylaşmayı uygun buluyorum. Bu çerçevede de baktığımda COVID-19 bütün dünyayı sarstı. Ve tabii bunu muhalefet hiç beğenmez mecliste hep söylerim. Ve üzülürlerdi buna ama bir şey değil, bir kez daha burada ifade edeyim. Hükümeti kurduğumuz gün istatistiki verileri çok severim çünkü ben. Meclis tutanaklarında da bunu bulabilirsiniz. Dünyada 2020 yılı boyunca 70 milyon enfekte insan vardı. 1 milyon 680 bin de hayatını kaybetmiş insan vardı. Şu anda enfekte insan sayısı 214 milyon dünyada. 220'lere yaklaştı hatta. Tamam mı? Hayatını kaybeden insan sayısı da 4 milyona ulaştı. Bu zaten tabloyu ortaya koyuyor. Buna baktığımız zaman bu ölçeğe, yan komşumuzla dahil olmak üzere Güney Kıbrıs Rum yönetimi, biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekten bu süreci çok iyi yönettiğimizi gözlemliyorum. Gerek enfekte olan insan sayımız, gerek hayatını kaybeden insan sayısı, hepsine Allah rahmet eylesin ama dünyaya göre çok çok iyi noktadayız. Yani ilk 5 ülkenin içerisindeyiz diye de söyleyebilirim buna baktığımda. Ve bunun yanında yapmış olduğumuz günlük test oranları, son günlerde 20 bin testlere ulaştıydık artık. Baktınız, halbuki ortalama yapılan test sayısı göreve geldiğimizde 2003 bindi. Ya, çok komik rakamlar. 2003 bindi. Şu anda 20 binlere ulaşan test sayımız var. Hiç unutmuyorum, 23 Aralık günü Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk ziyaretimi gerçekleştirmiştim. Orada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yardımcımızla mutabak kaldığımız 500 bin doz aşı ve bunun Temmuz ayı sonu itibariyle tamamlanacağını söylemiştim. Dün itibariyle 500 bin doz aşı ülkemizde tamamlanmış durumdadır. Toplumumuzun yani vatandaşlarımızın şu anda 210 bin kişisi çift aşılı duruma gelmektedir. Yani bir hafta içerisinde bu 210 bin kişi tamamlanacak. 172 bindi ama 35 bin kişi de en son yaptığım açıklamadan sonra, o günden bugüne, çift aşıyı bir hafta içinde tamamlayacağı da 210 bin kişi. Bu çok ciddi bir rakam dünya ölçeğine baktığımız zaman. Artı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şu anda aşı imkanı değil, yani aşı bulmakta sıkıntı değil, aşı seçeneği sunuyoruz. Diyoruz ki hangi aşıyı yapmak istersiniz? Gelin istediğiniz aşıyı yapalım. Öyle bir noktaya geldik. Üçüncü doz aşılara başladık. 65 yaş üstü olmak üzere. Ve bir başka artımız da Eylül'de inşallah yüz yüze eğitimi başlatacağız. Üçüncü dünya ülkelerinden gelecek olan öğrencilerimizi de aşılayacağız diyoruz şu anda. Yani o kadar da rahat durumdayız. Bu bakınız çok ciddi bir iddiadır. Artık toplumun %70'ine eriştik. Aşıyı yapmayan kardeşlerimizi nasıl aşı yapmaya yöneltiriz diye geçtiğimiz hafta Bakanlar Kurulu'nda söyledim. Yavaş yavaş da bunların adımlarını atıyoruz. Mesela aşılı olan kişilerden artık 14 günde bir PCR istenirken, aşısız kişilerden eğer bir haftada bir PCR istiyoruz iş yerlerine giderken, bunu artık kare kod uygulamamızda bakanlık tarafından artık gündeme alınması için gün sayıyorlar.
Karekod uygulama. Biraz maliyede sıkıntı varmış efendim galiba. Maliyede de var, sistemin birbiriyle entegre olması konusunda da var ama artık sonuna gelindi onda da. Elektronik bileklikten de bahsedeyim bu arada, o da çok önemli tabii unutmadan. Bu karekod geldikten sonra artık toplu mekanlara girişlerde eğer çift aşılı değilseniz gidip PCR yaptırma zorunluluğu olacaksınız. PCR'siz giremeyeceksiniz herhalde. Evet, giremeyeceksiniz veya işte antijen testle girebileceksiniz. Dolayısıyla aşıyı da özendirmek için artık farklı uygulamalar yapacağız. İşte şu anda bakanlıkların çok giriş çıkışların olduğu bakanlıklarımızda bu uygulamaları da başlattık. Aşılı olanlar direkt girip çıkıyor. Burada amacımız yavaş yavaş, evet, yavaş yavaş bu aşı miktarını artırmak. Çünkü hastaneye yatan hastalara baktığımızda %75 yatışların ağırlıklı olarak aşısız arkadaşlarımızdan olduğunu görüyoruz. Aşılı olanlar maksimum %25. Bu yoğun bakımda da aynı şekilde. Dolayısıyla burada çok önemli bir veri tabanı var elimizde. Bu turizmde ve eğitimdeki, yüz yüze eğitim beklentileri, bunu az sonra tabii ki eminim reportajımda sizlerle paylaşacağım. Ama başladık, oradan devam edelim. Çok yoğunlukla soru geldi bize bu konuyla ilgili. Bugün sizin konuk olacağınızı duyan birçok vatandaş aradı. Aşı kartının tanınmama meselesi. Yurt dışına halihazırda aşı olmuş öğrencilerimiz var yurt dışında okuyan. İngiltere dışında, Hollanda, Belçika, Almanya ve Fransa'da okuyan öğrencilerimiz var ve bunların bir aşı sorunu ortaya çıktı. Şöyle, aşı oldular ama aşı kartlarını yurt dışında, Avrupa'da tanınmayacak, Kıbrıs'ta tanınmayacağı şeklinde bazı dedikodu, iddia, söylemler var. Bu konuyla ilgili bir şeyler düşünüyor musunuz? Tabii ki. Şimdi ben şunu söyleyeyim, yani dünyada halen 63 ülkeye aşı ulaşmadı. Biz aşımızın nasıl olduğunu söylüyorum. Bu biraz da böyle siyasi bir yaklaşım olarak görüyorum. Politik görüyorum bunu. Çünkü zaten az önce söyledim. 490 bin doz şu ana kadar anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nden aşımız geldi. 110 bin doz da Güney Kıbrıs Rum yönetiminden, Avrupa Birliği'nin bize göndermiş olduğu aşılar teslim edildi. Dolayısıyla bu aşıların nereden gelindiği aslında biliniyor. Tabii ki. Şimdi bizim tabii ki burada şimdi bu biraz siyasi bir olay. Yalnız ben burada olayın esasını aktarmak istiyorum ki vatandaşlarımız daha doğru bilgi sahibi olsun. Bu yeşil kart olayı Avrupa Birliği'nin kendi üye ülkeler arasında uyguladığı bir uygulama. Yani Avrupa Birliği dedi ki bizde yeşil kart sahibi olan herkes üye ülke sınırları içerisinde serbestçe dolaşabilecek. İngiltere Avrupa Birliği'nin dışında olduğu için İngiltere de dedi ki ben yeşil kartı aynen kabul ediyorum. Hiçbir sorun yok. Sadece Fransa'yı dışarıda tutuyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ni de tanıyorum. Ama dünyanın diğer ülkeleriyle ilgili herhangi bir irade ortaya koymadı. Şimdi bizim de aşılarımız büyük bir kısmı Sinovac olarak anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nden geldi. Biz de şu anda gerek burada baktığınızda Rusya, Çin, Japonya da aynı durumda, İngiltere için ve bunlar günlük olarak da değişiyor. Dolayısıyla bizim aşı sistemimizi Türkiye ile entegre durumdayız zaten. Bir tuşla yapabilecek durumdayız. Bizde Adapas, Türkiye'de HES diye kullanılan sistem. Bu ikisinin entegre olup anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin de Avrupa Birliği ve İngiltere ile giriş çıkışları düzenlendiği andan itibaren bizim aşılarımız da otomatikman kabul görecektir. Tabii ki. Burada herhangi bir sıkıntı da yok bu konuda. Bizler de bunu çok yakinen takip ediyoruz. Gerek Sağlık Bakanlığımız, gerek Dışişleri Bakanlığımız. Onun için burada herhangi bir paniğe, endişeye gerek yok. Önemli olan zaten biz dünyanın en iyi ülkesi olduğumuzu söylüyoruz bu noktada baktığınızda. Bu uygulamaları bize yapmaya çalışan ülkelerin de bizim kadar iyi olduğunu söyleyemem yani işin gerçeği bu aynı konuda. Aynı sorun Türkiye içinde mi geçerli şu an acaba? Tabii. Yani. Evet, aynen öyle. Yani İstanbul'daki bir adam o da aynı problemi yaşıyor. Dolayısıyla
Burada öğrencilerimizden dolayı biraz bir sıkıntı yaşanıyor gibi görünüyor ama bunun sıkı bir takip içerisindeyiz. En kısa sürede de bunun çözümünü üreteceğiz yani. Sürekli ana vatanla dediğim gibi hem Dışişleri Bakanlığımız hem Sağlık Bakanlığımız birlikte çalışıyor. İki kesim bir komite üzerinden de Cumhurbaşkanlığımız üzerinde Güney'le bu konuda istişarelerimiz devam etmektedir. Aynı şey PCR'lar sorunu için de olacak. Tabii ki, tabii ki. Yani PCR sonuçta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için özel üretilen PCR yoktur ya, biz alıp onu kullanıyoruz da bunu siz tanımayacak. Şimdi bakınız Canan Hanım, biz PCR test, biz niye aşılarla karşılıklı geçişleri sağlamadık? Kuzey ve Güney arasında Sinovac aşısı kabul edilir mi, edilmez mi? Onların yapmış olduğu aşılar kabul edilir mi, edilmez mi? Tartışmalarına girmemek için Güney ve Kuzey arasındaki geçişleri dikkat ederseniz ilk kapıları açtığımızda hiç aşıya bağlamadık. PCR testlerini bağladık. Evet. Şimdi Kuzey'den bir arkadaşımız Güney'e geçebiliyor PCR testiyle. Güney'den bir Güney Kıbrıs Rum Yönetim vatandaşı Kuzey'e geçebiliyor PCR'la. Ama aynı vatandaş Avrupa'ya uçamıyor. Şimdi burada işte ironi burada bence. Ben onun için bunu söyledim. Yani bu bir siyasi. Sağlık üzerinden böyle bir baskı mı yaratıyor Allah aşkına? Ya? Yani şimdi tabii onlar da sağlık üzerinden baskıyı yaratacaklarını zannediyorsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin buna boyun eğeceğini kimse bekleyemez. Yani onu söyleyeyim. Dolayısıyla burada aklı selimin galip geleceğini iki kesimli komitede de bunun ayrıntılı bir şekilde. Yani sadece üzerine bir cezalandırma mı yapmaya çalışıyorsunuz? Mümkün değil. Bizi cezalandırmak mümkün değil. Çünkü kendileri zaten bizim aşılı insan kapasitemize şu anda ulaşmış değiller. Ve o yandaki rakamların ne olduğunu biliyorsunuz işte günde hala daha 200'lere yakın minimum temaslı kişi var. Dolayısıyla burada herhangi bir sıkıntı olmayacağını ben söylemek istiyorum. Ama sadece Avrupa Birliği bizim değil, Türkiye'nin de, Çin'in de, Rusya'nın da benzer sıkıntılar var. Çünkü sadece İngiltere Green Pass'ı tanıdığını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin sistemini tanıdığını açıklamıştır. Bu da çok yeni bir şey anladım. Tabii. Ha bunun yanında dün işte Bakanlar Kurulu'nda bir arkadaşımız herhangi bir kendinin bir dostunun Hollanda'ya uçtuğunu ve elini kolunu sallayarak girdiğini de söyledi yani. Ama demek ki böyle sıkıntılar da olabiliyor. Şeyi soralım diye düşünüyorum ben. Bu ekonomi bir başka kritik sorular var ama... Tabii önümüzde bir kurultay var. Sonra bir seçim ihtimali üzerine duruluyor. Ama bütün bunlara gelene kadar ekonominin gidişatına ne kadar memnunsunuz? Veya iyileştirme konusunda bir takım adımlar olacak mı Sayın Başbakan? Yani hayatın ucuzlatılması, asgari ücretin belirlenmesi, hayat pahalılığını verdiniz. Yani hani Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Türk halkının ekonomik anlamda daha rahat, daha sosyal refah düzeyi yüksek, veya daha ucuz bir şekilde gıda maddelerine ulaşabilme noktasında hükümetiniz bir açılım yapmayı planlıyor. Yani kusura bakmayın ama Sayın Ekonomi Bakanlığı'nı ben son derece başarısız buluyorum. Siz başbakansınız, Ulusal Birlik Partisi'nin genel başkanısınız. Ulusal Birlik Partisi hükümetidir bu hükümet. Ve sizin başkanlığınızda ülkeye yön veriliyor. Bu konuda kaygılarınız var mı sizin de veya yapmayı düşündüğünüz şeyler var mı? Ekonominin rahatlaması ve insanımızın alım gücünün artması yönünde. Bunu da soralım size. Ondan sonra diğer kritik sorularımıza geçelim. Biraz daha iç siyaseti konuşuruz. Evet. Şimdi ben tabii Ekonomi Bakanlığı'nın başarısız olduğunu kabul etmem. Sizin görüşünüz olabilir o. Onu söyleyeyim. Şimdi tabii bu COVID döneminde bütün dünya ülkelerinde baktığınızda çok ciddi ekonomik sıkıntılar olduğunu gözlemliyoruz. İşte geçtiğimiz günlerde İngiltere'de hayatı, iş yaşamını sürdüren ve çok ciddi bir taşımacılık firması gelip kendi şubesini Girne'ye açtı. Beni de ziyaret ettiğinde niye diye sorduğumda nasılsa İngiltere'deki bütün işlemleri online e-devlet üzerinden yapabildiğini, oralarda artık devletin yapmış olduğu sübvansiyenin özel sektörde herhangi bir ilerlemeye imkan yaratmadığını, dolayısıyla buradan hem iş sistemini yürütebileceği, yani küçüldüğünü İngiltere'de ve merkezi buraya taşıdığını söyledi. Ve bunun yanında da başka bir takım yeni girişimler, yani yatırımlar burada yapacağını ifade etti. Demek ki İngiltere dahil dünyanın böyle lider ülkelerinin
bu Covid'deki ekonomik sıkıntıları yaşadığını gözlemiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri keza öyle. Şimdi bizde de paralel olarak bunlar yaşanmaktadır. Bizim buradaki en büyük avantajımız ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile kurmuş olduğumuz ilişkiler. Ben göreve geldiğimden beridir ortalama 2 milyar Türk lirası kaynak ülkeye aktarılmıştır. Değişik koşullarla veyahut da yapılan ihaleler, imzalanan ihalelerle bu rakam daha da yukarılara çıkar. Şimdi bunun yanında geçtiğimiz gün biliyorsunuz geçtiğimiz ay içerisinde yaklaşık 90 milyon Türk liralık da bir hibe dağıttık. Kime dağıttık bunları? İşte Covid döneminden etkilenen esnafımıza, sosyal yardım alan vatandaşlarımıza, rehberlerimize, acentelerimize, lokantalarımıza, otellerimize bunların tümünü hibe olarak da dağıtmış olduk. Geçtiğimiz ay içerisinde dağıtılan bizim burada ortaya koyduğumuz çalışmalarda ortalama 300 milyon Türk liralık bir kaynaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunlar da ekonominin canlanması için çok iyi veriler bize veriyor. Ve geçtiğimiz ayda gelirlerimiz gerçekten ilk kez sıkıntısız olarak topladık bu aydan itibaren. Umarım ki öyle devam eder. Geçtiğimiz ay sonu Sayın Maliye Bakanı da dahil olmak üzere ilk kez ay sonunu rahat geçirdik. Uyuduk yani ay sonu. Çünkü her ay sonu maaşlar nasıl ödenecek, emekliler nasıl ödenecek diye düşünüyorduk. Tabii çok ciddi bir iş kaybı söz konusu Covid'den dolayı. 110 binlere çıkan toplam sosyal sigortalı sayımız 91 bine geriledi. Bu da aktüeryel dengenin bozulmasına imkan yarattı. Tabii ama bunların çoğu yurt dışından gelen arkadaşlarımızdı. Evet. Kayıt dışının o kadar olduğunu, bu konuda ben de eski bir çalışma bakanı olarak bu kayıt dışı dediğimiz olayın hiç o boyutlarda olduğunu gözlemleyemedim. Ama burada madem ki sorduğunu söyleyeyim. Kişilerin kayıt dışı olmasındaki en büyük etken buraya çalışmaya gelen kişiler değildir. Ben o vatandaşları tamamen suçsuz buluyorum. Kayıt dışılığın yegane sebebi bizim kendi ülkemizdeki işverenlerimizdir. Bunu, bu gerçeği de söylemem gerekiyor. Yani kıssadan ise herkes buradan payını alsın. O ülkeye çalışmak için gelen kişilerin hiçbir suçu, hiçbir günahı yokken sadece ve sadece kendisine yapılması gereken sosyal güvenlik yatırımlarının işveren tarafından yatırılmaması ve bu bağlamda kayıt dışı olarak yakılındığında da sanki de suç işleyen kişilermiş gibi algılanması ki açık söyleyeyim ben de Çalışma Bakanlığı yapmasam bu kadar net görmemiştim bu olayı o güne kadar. Çok doğru değil ve bu konuda İçişleri Bakanlığı'nın da yasalarda değişiklik yapıp kayıt dışı olup böyle kayıt dışına düşen insanların oluşan borçları eğer ödememişlerse o süreyi yani nasıl size mahkemeye gidersiniz cezanızı ödeyemezsiniz, ödemezseniz işte hapis cezası var ya burada hapis cezası da yok ama ülkeye girme konusunda o süreyi kendi yurt dışında geçirsin tekrar ücretsiz olarak gelebilsin diye de yasa düzenlenmiş bulunmaktadır. Buradan da bir kez daha bizi izleyenlere bu mesaj olsun. Yani örneğin Gökhan Bey bir yıl ülkede kayıt dışı kaldıysa yurt dışında bir yıl kalırsanız bu ülkeye tekrardan hiç ceza ödemeden geri girebilirsiniz. Çünkü işçinin bir suçu yok burada. Burada suç tamamen işverenlerdedir. Şimdi Çalışma Bakanlığı dediğinizde böyle aklıma bir cin soru geldi. Sizin Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı döneminizde sosyal sigortalar ilk defa artıya geçti. Sağlam bir para bıraktınız. Yani böyle kendi kendine yetebilecek düzeyde iyi bir artıya geçti sosyal sigortalar. Sayın Faik Sucuoğlu Çalışma Bakanı oldu. Tabii pandemi de vardı. Ödemeler de yapıldı bir sürü ama sosyal sigortalarda para bitti bildiğim kadarıyla. Evet. Şu anda tekrar borçlanan duruma geldi. Evet. Yani sizin o kısa dönem Çalışma Bakanınızda yani hayal edilebilecek gibi değil. Bayağı bir artıya geçmişti sosyal sigortalar. Ciddi bir para oluşmuştu orada. O para şimdi gitti. Mesela bunu zaman zaman hatırlayıp eski bir Çalışma Bakanı olarak şimdi tabii biraz kötü kullandılar diyor musunuz? Şimdi tabii öyle bir şey söylemem ben ama Covid-19 sürecinin özellikle 2020 yılında rahat geçmesinin temel sebebinin o
birikimler olduğunu yani çok sen söyleyebilirim. Yani şu an tabii ki o sosyal güvenliksiz kurumlarının dağıtmış olduğu yardımlar bu kadar rahat olmayacak. Sizin bakanınız döneminde oldu onlar. Tabii onların birikimi o dönemde başladı. Çünkü ben geldiğimde Kasım 2016'da hiç unutmuyorum maaş ödeyemediydim. Yani maaş ödeyememiş bir ödeyemeyecek durumda olan bir sosyal sigortalar da öğrenmiştim. Zaten 2018'deki sloganımız da seçim sloganımız da onlar batırır, biz kurtarırızdı hatırlayacaksınız. Evet, asgari ücret konusuna da gelince biliyorsunuz bütün kamu çalışanlarımız %8.83'lük bir artış almış durumdadır. Biz bu hayat pahalılığını dondurmak için bayağı uğraştık ama maalesef hükümet olarak bunu başaramadık. Bu doğru, bunu kabul ediyorum ben. Dolayısıyla bunu başaramadığımız andan itibaren de bunu tüm vatandaşlarımıza yani kamu kesimine uygularken asgari ücrette şu anda bir belirsizliğin ortaya çıkmasını asla kabul etmiyoruz. Ve zaten biliyorsunuz Sayın Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız göreve tekrar yeniden başladığında kendisiyle yapmış olduğum ilk görüşmede hemen asgari ücret tespit komitesini toplayıp burada görüşmeleri bir an önce başlatması ve asgari ücretin yeniden belirlenmesi gerektiğini söylemiştim. Bu da çok önemli. Bu konuda da dün Bakanlar Kurulu'nda da konuştuk. Sayın Bakan bu hafta gerekli toplantıları yine gerçekleştirerek. Bakan falan belediyeler. Tabii Sayın Bakan onu kendisi hükümetin ve Maliye Bakanlığı. 4.121 ya da 4.130 oldu son net sınırı var. Bir açlık sınırı var yapılan çalışmalara göre. Açlık sınırının üzerinde olacağını söylüyor en azından çalışma masası. Şimdi Canan Hanım ben şunu söyleyeyim. Bizde asgari ücretin zaten artık değerlendirmesini farklı yapmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Bu ülkeyi belirli bir yerlere taşıyıp şimdi bugünü düşünmememiz gerekiyor. Bakınız bizden sonraki jenerasyonları, gelecek olanları düşünmemiz gerekiyor. Şimdi hiç kimse bu konuyu pek önemsemese dahi bizde de artık 2008'den itibaren prorata usulü. Sektörel demek istiyorsunuz. Tabii ki. Yani sektörel değil. Prorata usulüne göre emekli olacağımız için ve ortalama yatırımların, toplam yatırımlarınızın yıllara oranından sonra %65'i kadar maksimum bir geri dönüş alabileceğiniz için bu çok önemli. Yani şimdi herkes rahat görüyor ama ben bunun 20 sene sonra bizlere getirebileceği sıkıntıyı görüyorum. Asgari ücret nedir asgari ücret? Bir kişiye yani vasıfsız bir kişiye yaşamını idame ettirebilmesi için ödenebilecek ücrettir. Halbuki bizde asgari ücret, boş veriniz herhangi bir kuruma gireceğinde baz alınan oluyor. Yani kişinin niteliğine bakılmadan mezuniyetine, ne kapasitesinin ne olduğuna ona verilecek ücretmiş gibi görünüyor. Halbuki asgari ücretteki temel felsefe en basit, en yalın şekilde bir işçi kardeşimize ödenmesi gereken ücret olması gerekiyor. Tabii sektörel bazda da bu saatleri fark ettiği için, riskleri fark ettiği için değişiklik gösterebilir. Ona hiç itirazım yok. Ama bizim yatırımlarımıza baktığımız zaman yatırımların yani sosyal sigorta yatırımlarının %60-65'i asgari ücret üzerinden. Bu neyi getirecek? Arada yatırmadığınız yıllarda olursa toplam yatırdığınız yıl bölü emeklilik diye geldiğinizde bu defa emekli olurken asgari ücretin altında bir emeklilik. Hep Avrupa Birliği ülkelerinde diyoruz ya vermiş oldukları emekli maaşları asgari ücret bile değil. Aslında bunu getirecektir. Ben şimdiden bunu ikaz etmek istiyorum. Daha yol yakınken herkes bu konuda gerek kendisi gerekse işverenlerimiz çalışanlarının geleceğinin ne olabileceği konusunda da ciddi adımlar atması gerekiyor. Bu çerçevede baktığım zaman da asgari ücretin de mutlak surette değişmesi gerektiğini ifade ediyorum. Zaten bakanlığımız da bu konuda gerekli çalışmalar yapıyor. Ekonomik anlamda bunu rahatlatabilmenin bir tek yöntemi vardı ülkeyi. Bizim iki tane önemli sektörümüz vardır ekonomimizi taşıyan. Biri turizm, biri yüksek öğrenim. Zaten 23 Haziran itibariyle bakınız tüm eğitim çalışanları ile tüm turizm sektöründe çalışanları ülkesine bakılmaksızın aşılanmış durumdadır. 23 Haziran itibariyle. Dolayısıyla son Temmuz ayında
geçtiği 2019 yılının Temmuz ayında giriş çıkış yapan insan sayısının yarısına ulaştık. Tüm pandemi dönemi boyunca 2000-3000 olan değerler Temmuz ayında 37.000'e çıktı. Baktığınız zaman ki bu gerçekten turist olarak söylüyorum bunu. Gerçekten çok ciddi bir rakamdı. İnşallah bundan sonra da artmaya devam edecek. Diğer yandan eğitim sektörü de aynı şekilde tüm eğitim sektöründe çalışan arkadaşlarımız aşılanmış durumdadır. Ülkeye gelecek olan öğrencilerin aşılanması için elimizde ciddi bir miktarda aşı stoğumuz bulunmaktadır. Dolayısıyla ekonominin önünün açılması için de bizler gerekli her türlü altyapı çalışmalarını da tamamladık. Çünkü biz öğrenci sayısında herhangi bir kaybımız yok. Yani geçtiğimiz yıl itibariyle 85 bin öğrencinin muhaceret izni yenilediğini zaten Sayın Bakan defalarca paylaşmıştı. Evet, bekliyoruz bu sene. Yani toplamı tabii bizim öğrencilerimizle birlikte. Kayıt yapanlar ve müracaatlarını devam ettiren sayı 85 bin idi. Umuyorum bu yılda en az o rakamlarla başlayıp devam edeceğiz. Bir de ciddi bir rekabet üstü değerimiz oluştu. Bütün dünyada ülkeler kapanırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öğrencileri cazip kılacak imkanlar vardır. Dolayısıyla bunu da rahatlıkla yaşayabileceğimizi söyleyebilirim. Evet, daha seni heyecanlandıran konulara geçelim istersen. Kurultay meselesi, tamam, erken seçim gibi. Tamam, başka soru da ama bu bir iki soru var. O zaman biraz şeyi yükseltelim, tansiyonunu yükseltelim. Ondan sonra hemen çıkmadan bazı soracağım. Evet, onları. Sonra da Asya Bebek'le ilgili çok yoğun bir çağrı var Sayın Başbakan'a burada. Yüzlerce insan, onu da sorarız. Sabırlı olun, soracağım Sayın Başbakan'a. Çok ricada bulundular. Evet. Size de sorayım. Muhakkak bu konudan programda bahsederim Asya Bebek'le ilgili. Evet. Yani şimdi biraz tansiyonu çıkartayım ben. Ondan sonra tekrar bu konuları konuşacağız. Yani elle tansiyonu yükselteceğim diyorsunuz. Tabii heyecanı bu efendim. Yani biz peki, sizi her zaman buralarda bekleriz de. Gelmişken manşetlik güzel şeyler çıksın. Şimdi bir kurultayımız var. Önemli çünkü ülkenin başbakanı şekilleniyor bu kurultayda. Ulusal Birlik Partisi'nin genel başkanı olan kişi ülkenin başbakanı oluyor. Tabii bu kurultaya süre yaklaştık sonra hoş olmayan şeyler olmaya başladı. Bunları da duyuyoruz ama bu canlı yayında pek bahsetmek istemiyorum bundan. Siz adabınızı, edebinizi koruyan bir insan oldunuz hep. Yıllardır sizi tanıyorum ama böyle biraz bazı yerlerde bazı yanlış işler olmaya başladığını duyuyoruz. Ama şimdi çok konuşuldu. Kurultaydan önce erken seçim olur mu? İşte siz dediniz ki kurultaydan sonra erken seçim olacaksa olacak. Önce kurultayımızı yapacağız. Bir düzük kurultay yapmaya karar verdiniz. Karıştı Ulusal Birlik Partisi. Yani sanki de UBP'nin adını değiştireceksiniz. Öyle sandılar herhalde, bilmiyorum. Yani bu düzük kurultayındaki durum nedir? UBP kurultayında durum nedir? Yarış nasıl gidiyor? Başbakanınız bugüne kadar Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan bir kurultay kaybetmedi. Nasıl gidiyor? Bunları konuşalım istiyorum. 5 dakika olsun, 6 dakika olsun sizinle. Evet, şimdi Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayı daima ülkenin her zaman gündeminde önemli yeri almıştır. Evet. Bunun sebebi de UBP'de başkan olan herkes potansiyel başbakan demektir. Bunun tek anlamının bu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla UBP kurultayları büyük bir anlam ifade ediyor toplumda. Şimdi bizim tabii ki bu kurultaydan önce ben göreve nasıl geldim onu bir konuşalım arzu ederseniz. Ben göreve genel sekreter olarak görevimi devam ederken Sayın Parti Başkanımız Ersin Tatar Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Normalde UBP'de geleneğe baktığınızda genel sekreter hemen göreve gelirdi. Burada arkadaşlarımız dedi ki hayır biz aday olacağız. Biz bu geleneğe bu defa uymayacağız ki Sayın Hüseyin Özgürgün dahil olmak üzere Sayın Salih Miroğlu, Sayın İrsen Küçük de bu şekilde başbakan olmuştu. Evet. Her yani gelenekler böyleydi ama bu defa biz geleneğin dışına çıktık. Daha sonra ben genel sekreter olarak tamam dedim. Ben aday da olmuyorum dedim o zaman. Buyurun siz adaylar olarak yarışın. Kim başkanımız olursa zaten Ulusal Birlik Partisi'nin başkanıdır. Kurultaya girdik.
Kurultay tamamlandı. Ancak ikinci tura giderken kurultayımız beklediğimiz netice çıkmadan sona erdi. Bu çerçevede de olunca tekrardan görev genel sekreteri, bütün partideki grup toplantısı yaptık. Milletvekili arkadaşlarım genel sekreter olarak benim bu görevi devralmamı istediler. Ben de seve seve kabul ettim. Böyle bir talep geldi size. Evet, böyle bir genel başkan, tabii. Oy birliğiyle yani. Grupta oy birliğiyle de aldık yani bu kararı. O kurultayda niye iptal oldu? Tabii çekilenler oldu. O kurultay oldu. Neden iptal oldu? Niçin iptal oldu? Niye çekildiler? Ben onun cevabını bilmem. Onu bilenler konuşur. Ben onu adaylar konuşacak değilim. Adaylar kendileri söyleyecekler. Onu evet. Onu adaylar konuşsun. Ben değilim onu konuşacak evet. olan. Şimdi böyle bir sonuç varken geldim ve 8 aydır da bu ülkenin başbakanı olarak çalışıyorum. Bu pandemi koşullarında başbakanlık yapmanın ki 13 yıldır parlamentodayım, 8 yıl bakanlık dönemlerim var. Yani başbakanlık mevkiinin gerçekten bu kadar meşakkatli olabileceğini daha önceleri hiç gözlemlememiştim. Bilişimi kaybeden sizi arıyor, teşbihat olmaz. Yani inanın bana ki boş saniyeniz yok yani. Dakika çok gelir, boş saniyeniz yok. Dolayısıyla bu kadar sıkıntıları çektikten sonra geçenlerde de zaten geçtiğimiz ay parti meclisinde topladım. Orada da arkadaşlarıma dedim be arkadaşlar ama yani siz de çektiniz, kürsüde konuştunuz. Güzel, tekrar aday olabileceğinizi ima ediyorsunuz. Ya niye çekildiniz o zaman da dedim. Ben dedim bu fakkaya dedim yedim. Ha şimdi de 8 aydan sonra buyurun ben size bunu ağırlayalım sizi de buyurun gelin. Yok böyle bir lüksümüz yani onu da söyleyeyim dedim yani. Ne dediler Sayın Başkanım? Bir şey demediler zaten ben kürsüdeydim onlar aşağıdaydı. Ama o anda çok ciddi bir alkış koptu. Yani 8 aydır ben fakka yedim dediğim anda büyük bir alkış koptu. Niye bıraktınız gittiniz madem bütün ısrarınız inadınız buydu dediğimde. Bunu da konuştuk. Dolayısıyla... Karşılığı yok bunun ama. Yok. Şimdi... Kurultaydan sonra erken seçim, kurultaydan önce erken seçim. Ya 50 defadır söylüyorum. Ben UBP'nin tabanından gelen biriyim. UBP ile 40 yaşımda, 50 yaşımda, 60 yaşımda tanışmadım. Hayatım benim. Hep de en zor seçimleri sizi soktum. Hayatım benim UBP'nin içerisinde bir mücadeleyle geçti. Görev yapmadığım kademesi kalmadı. Herhalde yaşımın tabii alttan gelen genç bir kardeşiniz olarak, genç olmasından dolayı, tek genel sekreter yardımcılığı, genel sekreter ve genel başkanlık yapan da kişi oldum. Bugüne kadar. Çünkü genç başladım bu işe. Yani bu imkanları yani daha önceki abilerim de yapabilirdi belki ama. O da ayrı bir konu. Yani yarışlarım da hep çetin oldu. Yani ilk belediye başkanlığı yarışımdan başlayın da bugüne kadar gelene kadar hiç pes etmedik. Hep partimiz için çalıştık, ülkemiz için çalıştık. Çalışmaya da devam edeceğiz. Şimdi bizde de böyle bazen şey için, ya Ulusal Birlik Partisi delegesinin, üyesinin desteğini almayan bir parti başkanının bir yere varması mümkün değildir. Ben bunun yaşayarak buraya geldim. Ve geldiğim her kademe de seçilerek geldiğim kademedir. Şimdi konuşanlar atanmış olarak göreve geldiklerini çok çabuk unutuyorlar. Göreve atanmış olarak başladıklarını bazıları konuşanların. Ama ben hep seçilerek geldim. Sonda olağanüstü kurultay yaptık. Olağanüstü kurultayda da... Faiz Bey mi kastediyorsun? Yok ben kimseyi kastetmiyorum. Herkes kimin benim ne söylediğimi çok iyi anlar Gökhan Bey. Yani heyecanlandırmayacağım bu programı sizin arzu ettiğiniz gibi. Herkes Ersan Saner'in bugüne kadar geldiği görevlere de seçimle geldiğini bilir. Bir tek genel sekreter yardımcılığı, genel sekreterin ataması olduğu için oraya atandım. Orada da Gazi Mausa Belediye Başkanlığı seçiminden sonra bana taltif edilen bir ödüldür diye kabul ediyorum onu. Şimdiki kurultaya da seçimle gelmediniz mi? Şimdiki kurultaya da seçimle geldik. Onu diyorum işte. Yani işte kurultayda bizim zaten atanmış olduğumuzu söyleyebilecek bir tek kişi bile yok. Olağanüstü kongre yaptık. Herkes de aday olabilirdi. Hiçbir arkadaşım aday olmadı. Dolayısıyla oraya gittik. Seçildik ve göreve tekrar devam ettik genel başkan olarak. Dolayısıyla bu konuda hiç kimsenin endişesi olmasın. Ersan Saner, UBP üyesinin desteğini alıp yoluna devam edecektir. Ulusal Birlik Partisi milletvekillerinin imzasıyla tabii ki, başbakan olmadı mı? Tabii ki. Hepsinin imzası vardır.
Bu elimde de. Mesela Faiz Bey'in, Hasan tabii Bey'de. Tabii ki. Hepsinin var. Hiç kimse şey yapmasın. Elimde totonaklar da hala daha o günlerden duruyor. Dolayısıyla zaten eğer imzaları yoksaydı aday da olabilirlerdi olağanüstü kongrede gene. Kimse elini konu. Biliyorsunuz başka parti meclisinden veyahut üyelerden arkadaşlarımızın başkan adayı olarak isimleri bile dolaşıyordu basında. Niye? Çünkü bir genel başkanlık seçimi olacağını olağanüstü kongremizde ifade etmiştik. Dolayısıyla bu gerçek. Şimdi UBP'de tüzük kurultayı konusu da yine bazı arkadaşların tarafından bilgi sahibi olmadan tipik bir Kıbrıslı davranışı fikir üretmeye başlıyorlar ve ortalığı bulandırıyorlar. Yani inanın ben de daha nelerin olduğunu tam net olarak görmedim. Ama aynen herhangi bir yasa değişikliğinde olduğu gibi tüzük kurultayını da yapacağınızda ilgili maddeleri önce bir sıralarsınız. Bunların değişeceğini söylersiniz. Onların da dışına çıkamazsınız. Parti meclisinin onayına gitmeyecek mi? Yok, parti meclisi onayına da gerek yok. Bu işte. Tüzük kurultayını çağırır. Kabul ya da reddiye de şey yapabilirsiniz. Ancak burada bizim söylediklerimiz başka, algılananlar başka. 2015 yılında gene tüzük kurultay yapıldığında kurultay komitesinin, tüzük komitesinin başkanı ben idim, tüzük kurultayının. Ve ben o dönemi çok iyi hatırlıyorum. Mesela genel sekreterliği kaldırıp genel başkan yardımcılıklarını koyduyduk. Sanırım burada yine öyle bir şey var. Burada gene var. Çünkü doğrusunun bu olduğuna inanıyorum. O dönemde İyi Saatte Olsun partimizin başkanı Sayın Özgürgün vazgeçti. Yani bunu uygun bulmadı. Çıkardı, genel sekreterliği devam ettirdi. Şimdi tekrar bu değişsin diyoruz. Vay efendim, genel sekreteri görevden alacakmışız. Ya nerede yazdı bu? Ben daha görmedim. Siz gördünüz mü, bir yerde yok. Ya bu bundan sonraki süreçte çalışmaya başlayacak. Yani ben de genel sekreterde kurultaya birlikte gideceğiz. Genel başkan seçildikten sonra artık genel başkan yardımcılıkları devreye girecek. Tabii. Yani Oğuzhan Bey'in tabii ki Oğuzhan Bey'in eğer bu tüzük kurultayı kabul görürse oraya kadar devam edeceğiz birlikte. Kabul etse de devam edeceğiz, etmese de devam edeceğiz ama diyelim ki tüzük kurultayı reddedildi. Tamam mı? Zaten Oğuzhan Bey de tekrar yeni başkan seçildikten sonra seçime girecek. Dolayısıyla burada böyle ortalığı karıştırılacak hiçbir şey yok. İkinci konu bunun dışında baktığım zaman benim üyelik konusu, işte gelip kurultayda üyeleri maalesef atamıyorsunuz gelip görevini yapmadığında, bunun yapılması gerektiği. Süre konusunda ciddi sıkıntımız var. Yani bizim hala daha tüzümüzde seçim ve halk oylamasında 3 yılda bir seçim yazılmasına rağmen bizim kurultayımızın, eski kurultayı yazdığımda çok iyi hatırlıyorum 3'üdü ama wording yapılırken 2 geçti, onun değişmesi gerekiyor. Allah'ın emri mi Ekim'de kurultay? Allah'ın emri, biz yani kurultayı yapmazsak Gökhan Bey. Hayır, Kasım'da, Kasım yani, olur kıyamet kopmaz ama oturduk parti meclisinde bunu anlaştık. Çünkü arkadaşlarımızın o konuda da sıkıntılar vardı. Benim hiç sıkıntım yok. Ben yolumda yürüyorum, gidiyorum. Allah'ın izniyle de ezici bir çoğunlukla girip alacağım. Hem işte bazı arkadaşlar şöyle dönmem böyle etmem diyorlar ya. Hiç sorun değil. Biz kendimize güveniyoruz, üyemize güveniyoruz. Yaptığımız icraatlar ortada. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile kurduğumuz ilişkiler sayesinde ülkeye getirdiğimiz kazanımlar ortada. Bu iyi ilişkilerin devamından yana, bu iyi ilişkileri de en iyi şekilde devam ettirebilecek tek adayın da ben olduğunu net söyleyebilirim. Çünkü tarihim boyunca kurduğum iyi ilişkiler sayesinde bu ülkede birçok projeyi gerçekleştirme şansı. Şu anda da zaten Mayıs'ta ülkeyi şantiye haline çevireceğiz dedim. Ülke şantiye haline geldi. 2013 yılında temeli atılan yolları 2020'de tamamlamaya muktedir olduk. Kuzey Çevre Yolu dahil olmak üzere. Veyahut da Bafra Yeni İskele Yolu dahil olmak üzere. Değirmenlik, Girne Yolu. Hakikaten yani destek var size, bu doğru. Çok ciddi yani bir var. Evet. İletişimin evet, olduğunu evet, söylüyorum. Evet. Dolayısıyla yani tamam da 8 yıl var önce, 8 ay. Bir de şunu da söyleyeyim yalnız. Ulaştırma Bakanlığı böyle sizin bir yılda çok iş yapabileceğiniz bir bakanlık değil. Süreci. Ama bu son 10 yılda 6,5 yıl 2 bakan aynı. Ben bir Tolga Bey. 3,5 ben de 3 onlar. Dolayısıyla mukayese böyle yapılır. Bir yılda Ulaştırma Bakanlığı'nda öyle çok iş yapmanız kolay değildir. Süreç devam ederken yeni proje yapacaksınız, bütçe aktaracaksınız, başlatacaksınız, bitecek. Bir de doğal olarak mesafeler uzun olduğu için kolay
bir tanı süreçleri değil bunlar. Dolayısıyla UBP kurultayını tüzükten devam ediyordum. Değiştirilmek istediğimiz bir şey bir pandemi dönemi. 17 bin üyeye ulaştı ulusal birlik kardeşi şu anda. Hepsinin bir noktada oy kullanması doğru dedi ki bu oylar ilçelerde kullanılsın. Artık yığılma olmasın. Yığılma olmasın, katılım artsın. Çünkü bir de bizim tabanımız ava gitmeyi çok seviyor. Doğru. Adam ava gittiği için pazar günü gelip oy kullanıyor. Cumartesi gün konuşmalar yapılır hep bizde. Konuşmalarımızı yapalım. Bütün parti meclisi üye adaylarımız gelsin orada kendilerini tanıtsın. Zaten daha önce de bütün adamlar oy alacaklar. Ertesi gün de oylamaya geçelim. Oylamalar da ilçelerde olsun diyor. Sen bu koşullarını ortadan kaldırdın. Hem de işte ava giden insanlar gibi katılımı yükseltmek adına bunun önerisi yapılmıştı. Ve bir de biliyorsunuz biz kurultaylara gittiğimizde ikinci tura giderken bu defa da iki turlu olacak. Onun da altını çizdik. Büyük ihtimal herhalde. Hep bir sonraki döneme. Ben partinin geleceğini düşünüyorum. Dijital sayım mı olacak, manuel sayım mı olacak? Manuel gidecek herhalde bu defa da. Şimdi ben şartlayacağım. İstemem çünkü arkadaşlarımız hep bunları başlıyor. Metin Gözük düşünür, başbakan evet. Demesinler diyorsunuz. Evet. Ve bundan sonra işte bizim geçen gün grupta da yaptığımız konuşmada işte bundan sonra kural koyalım. Şey olsun diyorlar. İkinci tura ikinci tura kalan adayların dışındaki başkan adayları bakan olamasın diye bir şey yazalım. Öyle şey olur. Ben de dedim ki arkadaşlar ona nereye gidiyoruz artık? Belediye başkanlığı seçimi gibi. Yapın tek turlu. Belediye başkanı seçilir. 4 yıl görev yapar. İsterse 1 oy farkla gitsin. Yani yapabilirsin. Yani bizim bu tüzük gibi. Değişikliği yaptığımızdaki tek derdimiz var. Ulusal Birlik Partisi'ni ileriye taşımak. Benim bu saydıklarımdan eğer herhangi biri tabii şimdi uygun gelir görmeli tüzük komitesine bilmiyorum. Yarın tekrar ben kendileri herhalde bir araya geleceğim konuşayım ne olduğunu. Yapacağımız değişiklikler de ortaya koyduğumuz maddelerin ana hatlarıyla bunlar. Yani mesela... Ama bilgi sahibi olmadan fikir yürütmek herkesi işte böyle sıkıntıya sokar. Dolayısıyla benim tüzük komitesiyle yapmış olduğum görüşmelerde partinin sıkıntılı noktaları olarak gördüğüm şeylerin bunlar olduğunu ifade ettim. Atladığım varsa bir iki madde bilmiyorum şu an ama ilk aklıma gelen şeyler bunlar. Türkiye Başbakan olacak olan kişinin Ulusal Birlik Partisi'nden Türkiye ile ilişkilerinin iyi olması ülkenin menfaatine midir? Şimdi ben bu soruyu tersten size sorayım. Türkiye ile iyi ilişki içerisinde olmayan herhangi bir kişi nasıl bu ülkeyi yönetebilir? Yönetemez. O zaman demek ki sorun. Ben de diyorum ki vizyon sahibi bir arkadaşınızım. Bugüne kadar yaptığım icraatlar ortada. Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerim her yaptığım bakanlık dönemim dahil olmak üzere başbakanlığım döneminde de az önce de söyledim 8 aylık sürede ülkeye giren girdi belli. Hatta off the record parti başkanlarıyla yaptığım görüşmelerde ülkeye kaynak akışı nasıl olur Sayın Başkan bunu da değerlendirelim dediklerinde merak etmeyin ben iyi bir kaynak akışı sağlarım dedim. Hükümet kurma çalışmaları sırasında bile. Buna inanıyorum dedim çünkü ve inançlarımın ne kadar yerinde olduğunu herkes de gördü şu ana kadar. Dolayısıyla fazla söze gerek yok diyorum. Herkes fotoğraf karesi vermek için uğraşırken ben iş yapıyorum bu tarafta. Onu bile veremezken. Diğer adayların sizin kadar iyi değil mi ilişkileri Türkiye'yle? Ben halkımızın kimin ilişkilerinin ne derecede olduğunu çok net gördüğünü düşünüyorum. Bu sadece başbakanlık döneminde değil, her bakanlığın döneminde de biraz bunları yaşadım. Dürtüyorum sizi biraz. Dürtüyorsunuz ama yani Ulusal Birlik Partisi'nin başkanı olarak ben hep aklımda şunu tutuyorum. 25 Ekim sabahı ben bu partiyi yine kucaklamak zorundayım. Ben şu anda bazı kurum kurmaçlara atamalar yapacağım diye, bazı iş sözleri verip yerine getiremeyeceğim diye partimi geriye götürmem, ileriye taşımak için elimden geleni yapıyorum. Ve bunun da sebep-sonuç ilişkilerini burada çok net ifade ediyorum diye düşünüyorum. Kurultay ve seçim çok birleştirilen iki konu haline geldi. Kurultay şimdi seçimi de özellikle arkadaşlar. Siz çok fazlasıyla dinlendiriyorsunuz bunu. Kurultay seçim öncesi kurultay olacak ondan sonra seçim olacak diye. Peki kurultayda kazanmanız halinde... Kazanacağımdan kazandıktan sonra demek istiyorsunuz. Yok kazanmanız halinde. Evet.
kazanmanız halinde seçimi normal zamanına bırakıp bir hükümet, bir kabine değişikliği düşünecek misiniz? Bir hükümet değişikliği. Kabine veya hükümet değişikliği. Şimdi bakınız, bizim bir erken seçim sıkıntımız yaşandı. Ama burada parlamentodaki bütün partiler erken ara seçim sıkıntımız yaşandı. Ama parlamentodaki bütün partiler ara seçimin olmaması için erken seçim tarihini meclise resmi olarak bildirdiler. Bu tarih CTP ve HP tarafından 29 Ağustos'du, yani 15-20 gün sonra, bizim için de 3 Nisan'dı. Biz 3 Nisan'ı kurdumuş olduğumuz ad hoc komiteden geçirip öneri olarak genel kurula gönderdik. Niye öneri olarak gönderdik? En son belirlenecek yer orası olduğu için oraya gönderdik. Dolayısıyla şu anda ad hoc komiteden geçen seçim kararı da 3 Nisan olarak durmaktadır. Dolayısıyla bunu artık zorlamanın bir anlamı yok. Hemen akabinde yerel seçimler var çünkü 2022 yılında. Bu bağlamda düşündüğümde bizim şeyden sonra, kurultaydan sonra önümüzde bir bütçe dönemi var. Bütçe bitti Aralık. Zaten 2 ay, 3 ay sonra da seçim yasaklarıyla birlikte Mart'a gelirsiniz en iyi ihtimal. Zaten 3 Şubat'ta açılır şu durumda. Evet. Dolayısıyla benim öyle çok bir şeyim yok. Yani bu hükümetle devam edip etmeyeceği zaten 1 Ekim'de belli olacaktır. Yani siz meclisi açıp açamamanız konusunda sıkıntı yaşarsanız hükümetin devam edip etmemesi konusundaki sıkıntınız ortadadır. Önemli. Çok kurultaya bağlamıyorsunuz yani bunu. Neyi? Hükümetin devam edip etmeyeceğini. Veya hükümetin işini. Yani ama yani burada ben sadece rakamsal olarak olayları konuşuyorum. Hükümet çalıştığı takdirde zaten önümüzde bir şey yok. 26 sayısıyla bütçeyi geçirip hep birlikte şeye gideceğiz. Bu durum sizi biraz rahatsız etmedi mi? Hangi durum? Dönemlerde? Yani sürekli bir pazarlık masasının kurulup mecliste, meclisin açılma, kapanma, sürekli böyle bir... Çok çirkin davranışlara maruz kaldınız Sayın Başbakan. Çok böyle bir zorlama mı? Yani çok çirkin davranışlara maruz kaldınız. Bu konu... O açıdan değil ama... Ben yani öyle konu, düşünüyorum. Ben sadece beni değil, herkesi rahatsız eder diye düşünüyorum. Yani bir de biliyorsunuz bir partimiz meclise gelmeyen veyahut da birleşime katılmayan milletvekillerinin cezalandırılması için önerge bile ortaya koymuştu. Yasa değişikliği önergesi, ama daha sonra kendileri de aynı sistemi uyguladılar diyeyim. Burada çok net şunu ifade edeyim. Hep birlikte ülkeyi geleceğe taşıma zorunluluğumuz var. Hükümet değişiklikleri ülkede istikrarı sıkıntıya sokar. İstikrarlı hükümetler olmadığı için birçok işleri yapamazsınız. Dolayısıyla böyle her zaman erken seçim, arada böyle olağanüstü kongreler, bunlar hiç kimseye bir fayda sağlamaz. Bu ülkeyi istikrarlı yönetebilmek için gerçekten artık kişisel ihtiraslarımızı bir yere bırakıp toplumsal olayları çözmek zorunda olduğumuzu bilmemiz gerekir. Sizi destekleyen kişilerin soru soracaksın? Yok. Siz, süremiz kalmadı. Tamam, tamam okey. Var 2-3-4 sorumuz var. Hızlıca soralım. Sizi kurultayla destekleyen kişilerin, rakipleriniz tarafından tehdit edildiği doğru mu? Vallahi ben böyle bir şeyin olacağına inanmak bile istemiyorum ama bazı duyumlar bana da geliyor. Yani ben az önce söyledim. Benim tek hedefim var. 25 Ekim sabahı ben partimi tek ve bütün olarak görme arzum içerisindeyim. Dolayısıyla bunun için elimden gelen her türlü hoşgörüyü ortaya koyacağım. Bilirsiniz çok sakin bir kişiliğim var. Kızmam, kolay sinirlenmem. Dolayısıyla benim sınırlarımı çok zorlamasınlar. Çünkü böyle işlere de girmeyeceğim. Evet. Bir Maraş meselesi var. Onunla ilgili bir onu soru. Onu sor, ASBB'yi unutmayın. Evet. Mutlaka soralım Sayın Başbakan'a. ASBB'den çıkartılan alan, 3,5 kutluluk alan. Bunun resmi gazetede yayınlanması gerekiyor değil mi? Ve hala yayınlanmadığı bilgisi var. Bunun özellikle bir sebebi var mı? Yoksa farklı bir düzenleme mi söz konusu? Askeri yasak bölge kapsamından çıkardığımızı zaten ilan ettik. Hı-hı. Açılan yerin sınırlarını da zaten... Gerekmiyor mu resmi gazetede yayınlansın? Şimdi bazı olayları resmi gazetede yayınlamazsınız. Dolayısıyla bu da onlardan bir tanesi. Yani bizim hükümetimiz öyle uygun gördüğü için, ama anladım. Burada açılan bölgeyi resmi gazetede yayınlanıp yayınlanmamasına siz bakmayın yani. Çünkü ben bilfiil tüm basını da yanıma alıp bütün caddeleri tek tek gezdim. Yani burası açıldı dedim.
Dolayısıyla burada bir sıkıntı yok. Maraş politikası zaten Kıbrıs Türkü'nün artık bu dünyada uygulanmış olan kendisine ambargolar ve izolasyonlara karşı da çok ciddi bir cevap olduğunu düşünüyorum. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin artık farklı düşünmeye zorlamak için yaptığımız bir olay olduğunu net söylerim. Çünkü Güney Kıbrıs Rum yönetimi artık bu ülkede iki eşit egemen devlet olduğunu kabul etmek zorundadır. Bu ülkedeki realite budur. Bunun dışında aranacak bir çözüm sisteminin herhangi bir şekilde yaşayabilecek bir çözüm sistemi olmadığında hep birlikte görüyoruz. Ben partimin dış ilişkilerinde 2013 yılından beri, çünkü muhalefete o zaman çıktık, 13'te bakanlığı bıraktım, çalışıyorum. O güne kadar, Cenevre'ye kadar Canan Hanım, birçok noktada Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle uzlaşının olabileceğini düşünürdüm yaptığım konuşmalarda, ama Cenevre'de tekrardan Rumların hala daha 1963'te Kıbrıslı Türklere 13 maddelik bir anayasa değişikliği önermişlerdi ya. Yani gelin bunları yapalım da beraber yola devam edelim mantığından bir arpa boyu ileriye yol almadıklarını orada tekrar hep birlikte yaşadık, zaten görüyorsunuz. Hep birlikte şahit olduk. Bunu görünce çok da üzüldüğümü, artık yani bu konuda dünyanın olmuyor bir şeyler yapması gibi gerektiğini söylüyorum. Birleşmiş Milletler'e bu konuda çok önemli görevler düşmektedir. Çünkü 4 genel sekreterin gerek Gali Fikirler dizisi de başta olmak üzere planını reddeden taraf Güney Kıbrıs Rum yönetimidir bu planları. Hatta Annan, Allah rahmet eylesin, ne demişti? Güney Kıbrıs Rum yönetimi bu planı reddetmekle aslında Kıbrıs'ta bir birleşmeyi artık reddettiklerini ve Kıbrıslı Türklerle bir şey paylaşmak istemediklerini ortaya koymuştur demiştir. Bu da raporlarda vardır, ben söylemiyorum. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in bu konuda çok hassas olması gerektiğini düşünüyorum. Efendim, çok kısa 2-3 soru soracağım size ve toparlayacağız ondan sonra. Senin başka sorun var mı? Şu anda yok. Tamam. Çok kısa soruyorum. Türkiye'de yaşanan yangın felaketleriyle ilgili, buradan gidecek olan yardımlara ilgili bir planlama var mı? Yangında evi yananlara konut yapımında buradan destek konuşuluyor. Bu doğru mu diye bir önemli bir soru var. Bir de uzun süredir sürüncemede kalan İskele ve Defkoş'a imar planları ile ilgili bir soru var. Evet. Sık geldi bu sorular. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yangına katılan gerek orman dairemizin gerekse de sivil savunmamızın ekipleri bugün adaya dönüyor. Ben tüm halkımız adına onlara teşekkür ediyorum. Dün sabahleyin de Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey ile de görüştüm. Onun da bu konudaki teşekkürlerini ve anlamlı sözlerini vatandaşlarıma ifade etmek istiyorum. Bunun yanında bizim hükümet olarak bir projemiz var. Burada sivil toplum örgütlerinden de yardım talep ettik. Doğrudur söylediğiniz. Anlamlı bir bağış gerçekleştirelim. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yapacağı yardım değil ancak bağış olabilir. Çünkü bizim ölçeğimiz bu, ama bu iş karıncanın bir yangına su taşımasına benzeyecek olsa bile, her sıkıştığımızda Anavatan Türkiye Cumhuriyeti dediğimiz anda her zaman yanımızda bulunup bize destek olan Anavatanımıza da bizim bu dönemde Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'mize destek olma zorunluluğunda olduğumuzu biliyoruz. Hükümet olarak bu iş için belli bir rakam, doğrudur duydunuz, bir konut projeleri üzerinde çalışalım. Hükümet olarak belli bir rakam biz belirledik, bunu daha sonra açıklayacağım. Şimdi gerek Bankalar Birliği, gerek 4 ekonomik örgüt olmak üzere, vakıflar idaremizde olmak üzere ve vatandaşlarımıza da tabii kampanyalara çağrı yapılıyor. Buradan toplanacak gelirlerde de o konut rakamını yukarıya çekmeyi planlıyoruz. Belki küçük bir köyün imarına bizler de sebep olursak ne mutlu olur. Bize mesela Gökhan köyü varsa, Kıbrıslı Gökhan köyünü de belki biz yeniden inşa etmeye gibi bağışlarımızla imkan yaratırız diye bir düşüncemiz var. İnanıyorum bu akşam herkesle görüşeceğim. Bu rakamlar da belirlenecek ve ondan sonra toplumumuzla bu çağrıyı paylaşırız. Asya Bebek hepimizi... Evet. Çok soru var Sayın evet, Başbakanım. Allah şifa versin diyorum Asyacığımıza şimdiden. Bizler de başbakanlık başta olmak üzere bu konuda katkılarımızı yapıyoruz.
onu söyleyeyim. Tüm vatandaşlarımıza da duyarlı vatandaşlarımızın olduğunu ben her zaman görüyorum bu konularda. İnanıyorum ki gerekli kaynağın toplanmasında yardımcı olunacaktır. Bu konuda... Şu anda yaşanan başka bir sıkıntılar var. Onlar çok fazla dile getirdiler diye söylüyorum. Hmm. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı meselesi var. Ben söyleyecektim. Ulaşma noktasında bir sıkıntı yaşanıyor. Sizden birçok yardım talebi var. Tamam, ben o konuları da sizden alırım. Az sonra onlarla da ilgilenirim. Türkiye vatandaşlığına başvurmuşlar efendim, anne baba. Bu sanırım Kıbrıs Türkleri zaten böyle bir hak veriyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti talep ettiği takdirde. Türkiye evet. vatandaşlığı. Bu vatandaşlık işlemleri başladı. Bu hızlı bir şekilde sonuca ulaşırsa ilaçlarını oradan sanırım ya çok ucuza, yani daha ucuza, daha ucuza alabilecekler. Ben hemen ilgileneceğim. Şimdi ben çıkınca programdan alırım. Tamam, sizden. Bu müjdeyi de sizin ağzınızdan vermiş evet. olalım. Siz duyarlı bir başbakansınız. Evet, Sayın Başbakan Türkiye vatandaşları için ilgileneceğini bakın söyledi. Çok mesajlar geliyor. Bu imar planı konusu hakkında bir şey söylemek ister misiniz? İmar planı konusunda tabii ki imar planı konusunda şehircilik dairesiyle de ben görüşmelerimi sürdürüyorum. İnanıyorum ki gerekli çalışmalar tamamlanmak üzeredir. Gazi Mausa Yeniboğaziçi ve İskele'den bahsediyorsunuz ama bir önceki imar planında hep defalarca benim ifadem vardı. Maraş'ın düşünülmediği bir imar planı bizim 25 yılın sonraki geleceğimizi tasarlayamaz derdim. Hep ben eleştirilirdim ama Maraş işte açıldı ve Maraş da şu anda gündeme geldi. Bir önceki planda maalesef Maraş ya yoktu. Kapalı ama Maraş. Maalesef yoktu. Tabii. Yani bu kadar kısa sürede doğrulanmamı arzu etmezdim ama yani arkadaşlarımız hep çalıştı. Ben burada genel bir sistem üzerinde çalışılması talimatını verdim, onu söyleyeyim. Birinci önceliğimiz tarım alanlarının konulması. İnanıyorum ki arkadaşlarımız bu konudaki çalışmalarını bitirmek, sonlandırmak üzeredirler. Onların bunun da tamamlandığı anda ben paylaşımını herkesle yapacağım. Evet. Tamamdır. Ben de başka sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi ben teşekkür ediyorum. Bir saat çok çabuk geçecek. Daha demiştim. Açtı zaten. Bir beni saat hiç susturmadınız. Su bile içirtmediniz burada ama çok iyi oldu. Ben bir saatin geçtiğini anlamadım bile. Güzel bir program ancak, oldu. Ancak sizlere de teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızla son gelişmeleri birebir aktarmak, en doğru şekilde aktarma fırsatı yarattığımız için ekranları başında bizi izleyen herkese de ben sağlıklı ve huzurlu nice yayınlar dilemek istiyorum. Sizlere de hoşça kalın diyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Başbakan. Evet, sevgili Kıbrıs Postası TV izleyenleri Gökhan Altınlar ile birlikte bugün Başbakan Ersan Saner'i ağırladık stüdyomuzda. Bu gündem özel yayınlarımız devam edecek tabii ki önümüzdeki haftalarda da. Bir şeyler söylemek ister misin Gökhan? Yani evet, tabii ben bir hafta, iki hafta izne çıktım ama arada Sayın Başbakanımızı ağırlayacağımız için geldim. Güzel de oldu çünkü Başbakan geliyorsa güzel malzeme var demektir. Zaten böyle uzun izinler de bana pek yaramıyor. Ersan Bey sağ olsun, çok değerli bir insan. Sorduğunuz sorunun cevabını alıyorsunuz. Tabii ki devam edecek ara ara özel yayınlarımız. İş karıştırmaya devam edeceğiz ama güzel bir program oldu. Sayın Başbakan açık çek verdi, istediğinizi sorun dedi. Konuklar her zaman böyle yapmaz. Güzel bir şey daha var. Sizin huzurlarınızda Asya bebeğin tedavisinin daha hızlı yapılabilmesi için bu vatandaşlık konusunda da gerekli kontroller yapacağının sözünü bizlere verdi. Çokça talebiniz vardı bu konuyla ilgili. Önümüzdeki hafta programlarımız başladığında Asya bebeğe o gerekli yardımların bulunması için ayrı özel bir programda yapacağımızı buradan söylemek istiyorum. İnşallah daha iyi olur her şey diye böyle temenniyle toparlayalım. Evet. Çok uzarsa evet. sarar çünkü. Evet, Kıbrıs Postası TV olarak bir yayının daha sonuna geldik. Gün içindeki haberler, ayrıntılar, son dakikalar, hepsi ve daha fazlası kıbrıspostası.com ve Kıbrıs Postası TV aracılığıyla sizlerle buluşacak zaten gün içerisinde. Bir sonraki yayına kadar mutlu bir gün diliyoruz. Mesarya'nın kalbi renkleniyor. Değirmenlik ülkemize gelen herkesi çiçekleriyle karşılıyor. Sürdürülebilir
sürdürülebilir bir çevre, çağdaş bir peyzaj düzenlemesi, özverili bir çalışmayla örnek ve tertemiz bir belde yaratıyoruz. Biz söz verdik. Söz verdiğimizi yapmaktayız. Temizliği ve sürdürülebilir bir çevre anlayışını tüm çalışmalarımızın odağına aldık. Temizliği tüm yıla yaydık. Peyzaj konusunda özellikle hassasiyet gösterdik. Beldemiz yeni bir çehreye kavuştu. Değirmenlik Belediyesi olarak hizmet kalitesini yükseltiyor, çok çalışıyor, birlikte üretiyor ve geleceğe umutla bakıyoruz. İnsan ticareti, kadınların, çocukların ve erkeklerin sömürü amacıyla kaçırılması, zorla alıkonulması, çaresizliğinden faydalanılması ve zorla çalıştırılması olarak ifade edilebilir. Günümüzde modern kölelik olarak da adlandırılan ve en önemli insan hakları ihlallerinden birisi olarak kabul edilen insan ticareti, sosyal bir problem olarak görülmektedir. İnsan ticareti kuvvet kullanarak veya kuvvet kullanma tehdidiyle veya diğer bir biçimde zorlama, kaçırma, hile, aldatma, nüfusu kötüye kullanma, kişinin çaresizliğinden yararlanma veya başkası üzerinde denetim yetkisi olan kişilerin rızasını kazanmak için o kişiye veya başkalarına kazanç sağlamaya veya çıkar sağlama yoluyla kişilerin istismar amaçlı temini, bir yerden bir yere taşınması, devredilmesi, barındırılması veya teslim alınması anlamına gelir. İnsan ticareti tüm dünyada yaygın olarak yaşanmaktadır. Temel nedenleri insanların yoksulluk ve daha iyi bir yaşam isteği, toplumsal değerlerin yok edilmesi, politik ve ekonomik alanda kaynak ülkelerde baş gösteren sorunlar, ucuz iş gücü ve eğlence sektöründeki mevcut talep, suçtan elde edilen menfaatin yüksek olması ve cezaların halen bazı ülkelerde caydırıcılıktan uzak olması olarak sıralayabiliriz. Vakıf yapmak demek ne demektir bilir misiniz? Vakıf yapmak demek, bir malı insanların faydası için sonsuza kadar bağlamak demektir. Mesela fakir çocuklara okutan vakfı kurarken şöyle diyorsunuz: ben bu dükkanımı vakfediyorum ve bu dükkanımın kirası ile sonsuza kadar din, dil, milliyet veya ırk ayrımı yapmadan fakir çocuklar okutulacak. Yani bir vakfın en önemli özelliği sonsuza kadar devam etmesidir. Kıbrıs'taki vakıf malları ile ilgili tarihsel süreçte neler yaşandı bilir misiniz? Osmanlı yönetiminde vakıflar sağlık ve sosyal hizmetler anlamında birçok görev üstleniyordu. Kıbrıs'ta da durum farklı değildi. Osmanlı döneminde Kıbrıs'ta 2200'den fazla vakıf kuruldu. Vakıfların Kıbrıs'ta binlerce dönüm arazisi, binlerce de taşınmaz malı vardı. Bu mallardan gelen gelirlerle vakıf ve hayır işleri yürütülüyordu. Kapalı Maraş dahil bu vakıf malı araziler ve binalar 300 yıl toplumun hizmetinde kullanıldı. Okullar, su kemerleri, çeşmeler, hanlar, hamamlar, camiler ve sağlık ocakları yapıldı ve tamir edildi. İhtiyaçlı kişilere yardımlar yapıldı. Okullar yapıldı ve fakir çocuklar okutuldu. Sağlık ocakları yapıldı ve hastalara bakıldı. İngiliz döneminde ne oldu? 1878'de adada İngiliz dönemi başladı. İngilizler Kıbrıs'ın idaresini alırken vakıf mallarını vakıf kanunlarına göre yöneteceğim diye imza attı. 1923'te ise Lozan Anlaşması imzalandı. Burada da adaya artık resmen hakim olan İngilizler, vakıf mallarını vakıf kanunları ile yöneteceklerine dair tekrar söz verdiler ve imza attılar. Vakıf kanunları ne diyor? Vakıf malları satılamaz veya şahısların üzerine geçirilemez.
Vakıf malı sonsuza kadar toplumun faydası için kullanılır. Peki İngilizler vakıf mallarını vakıf kanunlarına göre yönettiler mi? Maalesef hayır. 1878 ile 1956 yılları arasında binlerce vakıf malı vakıf kanunlarına ve uluslararası hukuka aykırı olarak Rum ve Türk şahısların ve kilisenin üzerine geçirildi. Günümüzdeki kapalı Maraş da bu gasp edilen mallar arasındaydı. Yani 300 yıl efkaf idaresinde olan kapalı Maraş ansızın kilise ve kişiler üzerine geçmiş gibi gösterildi. Kendilerine tasarruf koçanları, yani uzun vadeli kiralama hakkı verilen kişiler, mülkiyet sahibi gibi iddialar yapmaya başladılar. Ve ne yazık ki bu iddialar hala daha devam ediyor. Kapalı Maraş ve daha binlerce dönüm arazinin 300 yıl vakıf olarak kullanıldığını gösteren belgeler mevcut iken, kişiler nasıl bu yerler için mülkiyet hakkı iddia edebilir? Siz efkafın yerinde olsanız, 300 yıl ihtiyaçlı kişilerin faydası için kullanılmış vakıf mallarının bazı kişilerin veya kilisenin daha zengin olması için verilmesini kabul eder miydiniz?